Arkadaşlar geçen hafta da size bahsetmiştim. Hatta elime bir gübre almıştım. Yine alayım elime bir gübre. Şuradan bir gübreyi alıyorum elimde. Bak şurada 3 tane sayı göreceksiniz. 20, 20, 20 diye. Üzerinde 3 tane sayı var. Bu sayıların ne anlama geldiğini geçen hafta anlatmıştım ama üstünden yine bir geçeceğim. Bu 20, 20, 20 ifadesinde şu en başta gördüğünüz azotu, ortada gördüğünüz fosforu ve en sonunda gördüğünüz de potasyumu ifade eder. Yani bu elementlerin miktarlarını ifade eden bir sayı dizilimidir bu. Yani %20 azot, %20 fosfor, %20 potasyum var içerisinde diyor bu gübrenin. Biz de bu gübreyi toprağa attığımız zaman ne kadar bir element verdiğimizi bildiğimiz için ona göre hareket ederiz. Üst gübresi diye bahsettiğimiz gübrenin içerisinde ne var? Azot var. Şimdi azotun, fosforun, potasyumu size görevlerinden bahsetmiştim. Azot bitki gövdesinin gelişimi, kök gelişimi, yaprak gelişimi, sürgün gelişimi yani bitki büyümesi için gerekli bir elementtir. Fosfor bitkinin üreme organlarında bulunan ve aynı zamanda kök gelişimi teşvik eden, kök gelişiminde bulunan bir elementtir. Potasyum da bitkinin hem turgor basıncını ayarlayıp sıcak ve soğuğa karşı dayanıklılığını arttıran hem de bitkinin meyve yapısını, kalitesini arttıran, meyvesini geliştiren bir elementtir diye bahsetmiştik. Aynı zamanda azot ve potasyum bitkide hareketli halde bulunurken, aynı zamanda toprakta da hareketli, mobil halde bulunurken, fosfor toprakta mobil harekette bulunamayan, yani hareket edemeyen, aynı şekilde bitkinin içerisinde de hareketsiz halde bulunan bir element diye bahsetmiştik. Şimdi bunları özetle geçmiş oldum. Diğer videoma giderek bunları daha kapsamlı şekilde dinleyebilir, daha sonrasında bu videoya gelebilirsiniz. Şimdi bunları özet şekilde geçtiğimize göre üst gübresine geçebiliriz. Üst gübresinin içerisinde yüksek oranda azot bulunur. Çünkü dedik ya, bitkinin özellikle gelişim devrelerinde verilir bu gübre. Çünkü gelişim devrelerinde bitki gövdesini ve yapraklarını, ondan sonra kökünü çok yüksek oranda geliştirmeye ihtiyaç duyar. Bundan dolayı da verdiğimiz gübrenin içerisinde yüksek oranda azot istiyoruz biz. Peki bu gübreyi neden üstten veriyoruz da tabandan vermiyoruz? Şimdi azotun ve potasyumun mobil, yani hareketli bir element olduğunu anlatmıştık. Şimdi bunu toprağa attığım zaman ben, gübre direkt köke ulaşabiliyor üstten atsam bile. Çünkü hareketli bir element azot. Azot kökü buluyor. Kök yarayışlı hale gelen azotu alıyor bünyesine, daha sonrasında bunu kullanıyor. Ama sadece fosfor olduğu zaman içerisinde gübrenin, fosfor hareketsiz bir element olduğu için benim bunu tabandan vermem gerekiyor. Bu yüzden taban gübreleri azot ve fosfordan oluşuyordu hani ve bunu tabandan veriyorduk. Taban gübresi olarak adlandırılıyordu. Bu da üst gübresi sadece azottan oluşuluyor. Çünkü azot ihtiyacı var bitkinin ve benim sadece azot vermem gerekiyor. Bunu da üstten verdiğim zaman ne olacak? Bitki zaten azota ihtiyaç duyduğu kadar ulaşabilecek ve ben de bundan fayda görebileceğim. Şimdi gelişim evrelerindeyken azotu takip ettik ve azot ihtiyacını karşıladık bitkinin. Ama toprağa fazla azot verdiğimiz zaman da toprakta bazı dengelerin şaşırdığını görmeye başlarız. Antagonistik etki diye bir önceki videomda da bahsetmiştim. Antagonizm diye bahsettiğimiz olay, şimdi beni bir azot olarak düşünün. Azotu sürekli olarak toprağa verdiğiniz zaman artık sayısı fazlalaşıyor. Ortamda çok fazla azot oluyor ve azotun fazla olduğu durumlarda potasyum alınamıyor. Çünkü alınamıyor. Yani diğer bitki besin elementlerinin alımını etkiliyor. Alımını engelliyor daha çok. Yani diğerleri az kaldığı için onların üstüne bir baskı oluşturuyor ve sizin alımınız artık engellenmiştir tarzı bir şey oluyor. Ondan sonra da bitkileriniz gelişemiyor. Diğer bitki besin elementlerine ulaşamadığı için. Bitkiye azotu attık tamam ama bitkinin alması gereken diğer bitki besin elementleri de var. Bunlara ulaşamazsa eğer bitki gelişimini tamamlayamaz. Minimum yasası diye bir yasa vardır. Şu anda videoda izlemekte olduğunuz yasa. Tahtalarla çevrili bir su tankı düşünün ve bu tahtaların her birinin ayrı bir besin elementini ifade ettiğini düşünün. Bu besin elementlerinden herhangi birisi kısa, yani az olduğu zaman o su tankını dolduramazsınız. Çünkü o su aşağı doğru akacaktır. Diğerleri ne kadar fazla olursa olsun, en az hangisi ise su oradan azalacaktır ve suyu siz sadece o noktaya kadar doldurabileceksiniz. Yani buradan anlamanız gereken kısım şu: bitki besin elementlerine sağlıklı ulaşamadığı zaman ne yapacak? Onu alamadığı için artık gelişimini onun olduğu seviyeye kadar doldurabilecek. Aynı su dolu tankı düşünün. O kadar geliştirebildiği için de sen yüksek verim alamayacaksın. O hayalleri kursan bile. Bu yüzden toprağa attığın azotun, yani üst gübresinin miktarına dikkat etmen gerekiyor. Toprakta antagonistik bir etki yaratmak istemezsin. Azotu verdiğimiz zaman tamam bitki gelişimini tamamlıyor ama diğer bitki besin elementlerine de ihtiyaç duyuyor aynı zamanda. Bu yüzden dolayı bizim mikro besin elementlerine ve makro besin elementlerine eşit şekilde özen göstermemiz gerekiyor. Azot, fosfor, potasyum diye bahsettiğimiz elementler makro besin elementleri. Yani makrodan kastım şu: bitkinin bünyesinde çokça bulunan, bitkinin çokça istediği bitki
bitki besin elementleri. Mikro besin elementleri demir, çinko, işte bakır, mangan, bor gibi elementler de mikro besin elementleri olarak geçiyor. Bitkinin bünyesinde az ama olmazsa da bitkinin gelişimini tamamlayamadığı bitki besin elementleri gibi düşünebilirsiniz. Bu bitki besin elementleri de bitkinin içerisinde yüksek oranda aktif şekilde çalışıyor ve bitkinin gelişimini tamamlamasını sağlıyor. Eğer ki bunlar olmasaydı zaten bitki güneşten gelen ışınları kendine enerji olarak çeviremezdi. Üstünde meyve varsa bunu besleyemezdi, yapraklarını besleyemezdi, sürgünlerini besleyemezdi ve küçük kalırdı, gelişimini tamamlayamazdı. İstediğimiz verimi alamazdı. Yani buradan anlamamız gereken şu ki üst gübresi diye bahsettiğimiz gübrenin içerisinde yüksek oranda azot var ve bu azot bitkinin gövdesini, sürgün yapısını, yapraklarını geliştirdiği için bitkinin gelişim dönemlerinde benim bu üst gübresini bitkiye takviye olarak vermem gerekiyor. Bunu ağaçlarıma, tahıllarıma, kuru tarım bitkilerime, ondan sonra sebze yetiştiriyorsam sebzelerimi, bitkilerimin hepsine gelişim döneminde verebiliyormuşum. Üst gübresinin içerisinde bulunan azot hareketli bir element olduğu için bunu toprağın üstünden verdiğim zaman bitki köküne ulaşabiliyormuş basitçe. Üre gübresine bakacak olursak beyaz tanecik yapısına sahip bir gübre. Tabii azotlu içerikli gübrelerin çeşitleri var. Üre böyle gözüküyor ama şöyle gördüğünüz gibi yeşil yapılı bir gübre de var. Bu da bir üst gübresidir. Aynı bunun nasıl üst gübresi gibi kullanıyorsanız bu gübreyi de aynı şekilde üst gübresi gibi kullanıyorsunuz. Yine tabii bunun çeşitleri çokça var. Dediğim gibi içerisinde azot ihtiva eden bütün gübreler üst gübresi olarak anılır ve kullanılır. Arkadaş, şimdi ben bunu teknik olarak anlattım size, bak üst gübresi dedim. Attık bunu dedim. Bitki gelişiyor falan dedim ve çok akılda kalıcı olmayacak bu. Net. Ben bundan eminim. Bunu şimdi hikayeleştireceğiz. Elimizde bir buğday tarlası var, tamam mı? Buğday yetiştiriyoruz. Tohumunu ektik, taban gübresini attık. Şu boylara geldi bitki. Artık bu boylardan sonra neye ihtiyaç duyacak abicim? Bu bitki büyümeye ihtiyaç duyacak, kök yapmaya ihtiyaç duyacak, yaprak yapmaya ihtiyaç duyacak, değil mi? Bunları yapması için topraktan besin çekmesi gerekiyor. Öyle beleşe yapmıyor yani bu işi. Beslenmesi gerekiyor. Bir enerji oluşturması gerekiyor ki boy yapsın, üstünde bir şeyler yapsın. O yüzden bizim toprağa bir şey ilave etmemiz gerekiyor. İşte üst gübre burada devreye giriyor. Üst gübrenin içerisinde ne var? Yüksek oranda azot var. Özellikle çiftçilerimiz ne kullanıyor üst gübresi olarak? Üre diye bahsettiğimiz gübreyi kullanıyor. Ürenin içerisinde %46 oranında azot var. Yüksek bir azot oranı bu. Bunu toprağa attık, toprağa karıştırdık, bitkinin azot ihtiyacını karşıladık. Bir de azota ne diye bahsetmiştik? Hareketli bir element. İstediği yere gidiyor. Üstten attığımda bitkinin köküne ulaşıp bitkiye yarışlı hale gelebiliyor diye bahsetmiştik. Buraya kadar da güzel. Buğdayımızı, azotumuzu attıktan sonra buğdayımızdan ne bekliyoruz biz? Boyunun uzamasını bekliyoruz. Hadi hikayeyi biraz daha sorunlu şekilde ilerletelim. Ben buğdayın uzamasını bekliyordum ama buğday uzamadı. Niye uzamadı benim buğdayım ki? Kısa kaldı diğerleri kadar. Bir de o kadar çok azot attım ki diğerlerinden de fazla azot attım ben. Diğerleri o kadar atmadı yani. Bir de ben namaz da kılıyorum. Diğerleri namaz da kılmıyor falan. Antagonizm diye bahsettiğimiz olay burada devreye giriyor işte. Sen azotu fazla attığında etki görmeyeceksin. Toprakta diğer bitki besin elementleri toprakta fazla bulunuyor mu? Ya da bitki diğer besin elementlerine ulaşabiliyor mu? Hani teknikte anlattık ya az önce. Minimum yasası dedik. Tahtalarla çevrili bir tank dedik. Su dolu tank dedik. Bu bitki besin elementlerinden birisi eksik olduğu zaman senin suyun sadece o tankın hangisi eksikse, en az hangisi ise oraya kadar dolu kalacak. Diğer kısımlar öyle istediği kadar yüksek olsun, istediği kadar fazla olsun. Zaten oraya kadar gitmeyecek, gelişmeyecek bitki. Çünkü minimum yasasına göre bitki besin elementlerinin en azı hangisi ise bitkinin ilerleyebileceği kısım sadece oraya kadar. Devamına gidemeyecek. Sen bir de üstüne fazla azot atıp da topraktaki antagonizmi azdırırsan ne olacak? Bitki diğer bitki besin elementlerine ulaşamadığı için artık bitkinin bitki besin elementlerine ulaşabildiği kadar büyüyebilecek, bitki gelişecek. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Ne kadar dikkatli şekilde gübreleme yaparsak, yani miktarımıza ne kadar dikkat edersek o kadar yüksek verim alırız. Bunu bastıra bastıra söylüyorum bak. Fazla bir şey attığımızda fazla verim olarak dönüş yapmaz. O tankı her zaman kafanızda canlandırın. Yani bir tankı şöyle düşünün. Azot attım, böyle hayvan gibi bir çubuk oluştu orada. Ama diğer bitki besin elementleri çok aşağıda kadı. Su nereye kadar dolacak? Bu seviyeye kadar dolacak. Öyle düşünün her zaman. Tekrar tekrar söylüyorum. Toprak analizinizi mutlaka yaptırın. Diğer bitki besin elementlerinin seviyesini görün. Yani sizin kendi tankınızın seviyesini görün. İçeride ne var? Suyu nereye kadar çıkartabiliriz diye bir görün. Ondan sonra zaten ne kadar atacağınıza karar verebilirsiniz. Ya da ne kadar bir yere ilerleyebileceğinize karar verebilirsiniz. Bunun planlamasını siz yapacaksınız. Biz sadece burada size bunları anlatacağız. Dinlemek de yapmak da size kalmış. Değerli dostlar, bu videoda da üst gübrelemesini size anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Umarım size geçmiştir, bir şeyler anlatabilmişimdir sizlere. Yine sorularınız olursa bana bunu mutlaka yorumlarda belirtin. Ben de size geri dönüş yapayım. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kalın sağlıcakla.